gözünüzü alamadığınız bir minik heykel, vazo ya da figür. Mermer, cam, ahşap, kumaş ya da telden yapılmış minik ve zarif bir süs eşyası. El emeği özel tasarım olanlarda bulunabileceği gibi sanayi üretimi olanları da var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika ve benzeri eşsiz örnekleri bulunan ürünler arasında. Çeşit çeşit renk renk biblolar, kuklalar, çocuk hastalara gönderilmiş geçmiş olsun kartları ve oyuncak ambulanslar var. Profesör Doktor Cenk Büyük Ünal'ın ihtisas alanı çocuk cerrahisi. Meslek alanı ile ilgili koleksiyonların ortak noktası tıbbi objelerden oluşuyor olması. Çocuk kavramı etrafında farklı ana başlıklar altında oluşturulmuş koleksiyonlar arasında Atatürk ve çocuk fotoğrafları koleksiyonu ayrı bir değere sahip. Anıtkabir'e bağışlanan bu koleksiyondaki fotoğraflar tüm ziyaretçiler tarafından özel günlerde görülebiliyor olması sebebiyle de ayrıca değerli. Bu koleksiyon 2017 yılında Anıtkabir Komutanlığı envanterine girmiş olup 23 Nisan ve benzeri günlerde sergileniyor. Koleksiyonların oluşma süreci onu uzun soluklu bir yolculuğa dönüştürüyor adeta. Cenk Büyük Ünal'ın hikayesi 20-25 yıl öncesine uzanıyor. Koleksiyonerlik deyince yani ancak mesleki konularda olan bir takım tutkuların şekillendirilmesi olarak anlıyorum. O bakımdan da tıbbi biblolar, çocuk cerrahı olduğum için çocuk resimleri. Bunun dışında bir de Türkiye'deki bütün hastanelerin kart koleksiyonları var. Yani hep tıbbi konularla mesleğimin dışında bir anlamadığım alanda hiçbir şey birikimim yok. Bu bakımdan çok anladığım, iddia olduğum alanlarda dokümanları toplamak olarak adlandırabiliyorum koleksiyonculuğu. 1990 yılının Ocak ayında Kansas City'de bulunduğum sırada ilk aldığım parçayla başladı. Memleket hastanelerinin koleksiyonu aşağı yukarı 25 yıl önce başladı. Ambulans koleksiyonuyla ilgili ilgim 15 sene önce başladı. Geçmiş olsun kartları koleksiyonu da 7-8 yıldır yapıyorum. Her koleksiyonda bazı parçalar ayrı bir yere sahiptir. Bazısına ulaşmak yıllar alır, bazısı el emeği, göz nuru bir işçiliğin eseridir. Bazısı ise manevi değerleriyle paha biçilemezdir. Her birinin koleksiyonun tamamına kattığı anlam ve koleksiyoner için taşıdığı değer ayrıdır. Peki ya koleksiyoner olmak için aldığınız karar, bu yoldaki ilk adımınız? Belki de hiç aklınızda yokken sizi bu maceraya sürükleyen o ilk aldığınız obje, içinizdeki kıvılcımı ateşleyen koleksiyondaki ilk eser, onun yeri her zaman bir başka, öyle değil mi? İlk eser yaşlı bir eğri duyan bir doktor, yaşlanmış ve dik duramayan bir doktor. İlk defa onu eşimle birlikte Kansas City'de bulunduğumuz zaman 1990 yılında o bir vitrinde görmüştü ve bana hediye olarak almıştı, sürpriz olarak. İlk ondan başladı. Ondan sonra buna benzer şeyleri gördüğüm zaman alma merakım başladı. Yalnız şöyle bir sorundan bahsetmek isterim. Hiçbir zaman bir dükkana girdiğiniz zaman böyle bir takım şeylerin satıldığı dükkanda doktor bebek, doktor biblo vardı, var mı diye sorduğum zaman bugüne kadar var diyen çıkmadı. Kimse dükkanında böyle bir şey olduğunu bilmez. Çünkü bu çok sorulan bir şey değil. Bir polis, bir etfaiyeci, bir, ne bileyim bir futbolcu biblosu ararsanız onu herkes biliyor. Ama doktor deyince hep kendim girip arayıp bulmuşumdur. Zorluğu da oradadır zaten tıbbi biblo bulmanın. Dünyanın pek çok yerinden seçilen farklı malzemeler ve farklı formlarda biblolar, tıbbi figürler
Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Dünyada en nitelikli koleksiyonların bulunduğu sayılı müzelerden biri olan mekan, gönüllü bağışçıların katkılarıyla eşsiz ve zengin nitelikli geniş sayıda tıbbi objelerle kurulmuş. Biblo koleksiyonunda doktor, hemşire figürlerinin tümü. Bunlar içerisinde normal beyaz gömlekli doktor da var, ameliyat yapan doktor da var ve hastanelerle ilgili küçük maketler de var. Yani tıpla ilgili bütün her şey ve bunun içerisinde sadece biblo değil, yılbaşı ağacına asılan doktor figürü de var. Müzik kutusu, doktor şeklinde müzik kutuları da var. İlaç şişeleri şeklinde doktorlar var. Özellikle hayvan figürü şeklinde doktorlar çok fazla var. Onlar çok rahat bulunuyor. Doktorla ilgili aklınıza gelen her şey var. Mesela çikolata doktorlar var. Yani ne figür bulursam doktorla ilgili hepsini almışımdır. Cenk Büyük Ünal, eşi Evin Büyük Ünal'ın da katkılarıyla 25 yıllık birikimle meydana getirdikleri doktor, hemşire, biblo ve kukla koleksiyonunu müzeye bağışlamış. Bu eserler içinde 80-90 yıllık parçaları da görebiliyoruz. Özellikle Alman ve İngiliz üretimi olanlar, antik Yunan figürler ve meşhur Capodimonte bibloları koleksiyonun nadir eserleri olarak öne çıkıyor. Şimdi bu kültür özellikle Amerika, İngiltere ve Almanya'da var. Yani bu üç ülkeye gittiğiniz zaman materyal bulmanız çok kolay. Bunu Fransa, Belçika, biraz da Hollanda takip ediyor. Ama onun dışındaki ülkelerde materyal bulmak çok zor. Bir takım koleksiyon içerisinde tıp tanrıları ve eski Hipokrat dönemi figürleri de var. Onları da Yunan adalarında ve Atina'da bulmak mümkün. Onun dışında mesela bizde çok azdır. Bizde burada göreceğiniz gibi birkaç yakın dostumun hazırlayıp yaptığı figürler var. Onun dışında Türkiye'de doktorla ilgili bir figür pek yapılmıyor. Daha ziyade bu ülkelerden alınmış şeylerdir. Tablo ve heykellerse koleksiyonun anlam bütünlüğüne katkı sağlıyor. 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başlarına tarihlenen tedavi merkezleri ve çocuk hastanelerini resimleyen taş baskı tabletler koleksiyonun değerli parçalarından. Tablolarda da İngiltere'den elde ettiğim 20. yüzyılın başlarıyla 19. yüzyılın ortalarına ait doktor ofisleri veyahut da çocuk hastanelerine ilginç orijinal tablolarım var. Bunlar genellikle taş baskısı şeklindedir. Onlara olan ilgim var. Bir de Osmanlılar döneminde yapılan sünnetlerle ve çocuk ameliyatlarıyla ilgili bir takım elimde belgeler var. Osmanlılar döneminde yapılan çocuk ameliyatlarının resmedildiği Şerafettin Sabuncuoğlu'nun Cerrahiye İlhaniye adlı eseri çocuk ameliyatlarının ilk atlası olarak dünyada tek ve ilk olma özelliğini taşıyor. Bu konuyu ilk defa sunarak bir uluslararası ödül de kazanmıştık. Bu da benim ilgi alanıma giren, yani Osmanlılar'da ve Türkler'de çocuk cerrahisi ameliyatlarının tarihçesi de çok üstünle ilgilendiğim bir konudur. Yaklaşık 400 civarı fotoğraftan oluşan Atatürk ve Çocuklar koleksiyonu, Atatürk'ün çocuk sevgisine de atıfla, Cenk Büyük Ünal'ın çocukluğundan kalan bir hatıranın da izlerini taşıyor. Atatürk ve çocuk resimleriyle ilgili bir koleksiyonum var. Bu çok övündüğüm bir koleksiyon. Aşağı yukarı 400 parçadır ve bunları bir protokolle Anıtkabir'e eşimle birlikte bağışladık. Anıtkabir envanterindedir. 23 Nisanlarda veya bazı resmi tatil günü oradaki müzede de alt taraftaki sergi salonunda bunlar sergileniyor. Onun öyküsü de şöyle, küçükken büyük bir Atatürk sevgisi vardı.
herkeste olduğu gibi. Ve benim babam askeri doktordu. Yani ben her 10 Kasım'da Atatürk öldü diye bir hayli böyle karalar bağlıyorum falan. Yani oğlum diyorlar ağlama, çok önce öldü, şimdi ölmedi. Yani sadece sevmen yeterli ama ben onu anlamıyorum. Ben 4,5 yaşındaydım. Babam bir gün geldi. Hastası olarak Makbule Hanım, Atatürk'ün kız kardeşi, Gülhane'ye yatmıştı. Bir rahatsızlığı vardı. Atatürk'ü görme şansın yok ama kız kardeşini görmek ister misin dedi. Çok isterim dedim. Ama o zaman bir hazırlık yaptılar. Bana takım elbiseler alındı. İşte gravat, papyon, öyle bir takım şey yapıldı. Ve böyle bir kişinin karşısına nasıl gireceğim, işte nasıl hareket edeceğim öğretildi. Çok yeşil zeytin seviyordu. Ayvalıklı ahbaplarımızdan gelen bir yeşil zeytin kavanozu hazırlandı ve bana bu protokol öğretildi. Odaya girecektim. Sağ elimle elini öperken sol elimle yeşil zeytini verecektim. Ve sadece size getirdim diyecektim. Yalnız bir koşul vardı benim Makbule Hanım'ı görmek konusunda. Hiç Atatürk'ten bahsetmeyeceksin. Çünkü kadın bir kişinin de kendisi için ziyarete geldiğini istiyor. Herkes Atatürk'ü soruyor. Hani bir kişi de beni sevsin, gelsin gibi bir isteği vardı. Onun için Atatürk'ten bahsetmeyeceksin dediler. Sadece bunu vereceksin. Söz mü? Söz dedim. Odaya girdim. Bütün hastanenin başhekimi falan arkamda duruyorlar. Beni şey yaptılar. İleri doğru ilerledim. Gel yavrum dedi bana. Başörtülüydü ve yüzü Atatürk'e çok benziyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Elini tam öpeceğim, zeytin kavanozunu verecekken bana ne, ben bu kadına bu kavanozu vermem, Atatürk gelmedikçe vermiyorum dedim. Çok soğuk bir ortam oldu. Ve ben orada Atatürk'e bir şey verememenin ezikliğini tüm yaşamım boyunca hissettim. Onun için bu Atatürk ve çocuk resimleri sergisini yapıp onu Anıtkabir'e vermekle o zeytin kavanozunun ezikliğini kendi kendime giderdiğimi düşünüyorum. Koleksiyonlar arasında sayıları 300'ü bulan oyuncak ambulanslar ve çocuk hastalara gönderilmiş geçmiş olsun kartları da önemli yer tutuyor. Çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi alanında tıp tarihi araştırmaları yaklaşık 700 parçadan oluşan doktor ve cerrah, bebek, biblo, kukla koleksiyonu, oyuncak ambulans koleksiyonu, eski tıp aletleri ve ilaç kutuları koleksiyonu, Cenk Büyük Ünal'ın ilk günkü heyecanla devam ettirdiği koleksiyonlar. Oyuncak ambulans koleksiyonunda 85-90 yıllık birkaç parça var. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığını düşündüğüm birkaç oyuncak ambulans şeyi var. Onlar da 300 civarında olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Bunun dışında geçmiş olsun kartları koleksiyonum var. Bu çok enteresan bir koleksiyon. Özellikle hasta çocuklara yollanan özel basımlı kartlar. Bu kartlardaki büyük özellik Amerika, İngiltere, Almanya ve Belçika'da çok sık basılan kartlar bunlar. Çeşitli geçmiş olsun kartları var. Bir başka şey de Abdülhamit döneminden bugüne kadar bütün ülkedeki hastanelerin kartpostallarının koleksiyonu var. Yani o da Atatürk koleksiyonundan sonraki en geniş koleksiyonum odur. Hemen hemen bütün illerde kurulmuş olan bütün devlet memleket hastanelerinin kartpostalları var. Çok, o da çok geniş bir koleksiyon. Koleksiyon yapmanın en büyük heyecanı, sürekli sizi geliştiren ve bilgi dağarcığınızı zenginleştiren yeni keşiflere kapı aralıyor olmasıdır şüphesiz. Cenk Büyük Ünal'ın koleksiyonerlik yolculuğu sırasında keşfettiği, ulaştığı oldukça ilginç, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen pek çok değerli doküman, belge ve bilgiler olmuş. Bunlardan biri fotoğraflarda rastladığı Trilya'daki Taş Mektebi'nin hikayesi. Kazım Karabekir'in Doğu Cephesi komutanı iken öksüz ve yetim çocukları bir arada toplayıp Kazım Karabekir çocukları diye bir grubu var. 40 civarında çocuktan oluştuğunu düşündüm ve bunları sonradan eğitimleriyle çok ilgileniyor Kazım Karabekir ve bunları bir konak gibi bir yerde
yetiştiriyor. Yani sadece eski, yani bizim halk evlerinde olduğu gibi bunları müzik, sanat, eğitim, her konuda yetişmelerini sağlayıcı bir ortam şey yapıyor. Bunların tüm kartlarını olan bir koleksiyon elime geçti. Kazım Karabekir'in buradaki aktivasyonu ve çocuklarla ilgili müzik, tiyatro vesaire gibi faaliyetlerin hepsinin dokümanları var. Ve tesadüfen biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları olarak her sene bir yere bir gezi yaparız. Bir gezi sırasında Trilye, Bursa'nın Trilye denilen ilçesinde bir konağı gezdirdiler ve gezdirilen konağın o konak olduğunu ben keşfettim. Elimdeki resimler birebir uyuyor. O çok hoşuma giden andır. Bütün oradaki tiyatro sahnesi vesaire hepsi orada vardı. Elimdeki bu resimlerle o konakta çektiğim resimleri birleştirip bir kitap haline getirmeye çalışacağım. Bu tesadüfen hiç ummadık anda elime geçen önemli bir fırsattı. Bu bakımdan Kazım Karabekir'in bu gayretini olumlu şeyinde inşallah değerlendirmiş olacağım. Bazıları antika olduğu için, bazıları türünün tek örneği olduğu için, bazıları da manevi değerleriyle ya da sanatsal bir estetiğe sahip olduğu için değerli. Her ne olursa olsun, koleksiyondaki her bir parça hikayesiyle, anısıyla, dokusuyla bambaşka bir özelliğe ve farklı anlamlara sahip. İki tane çok yakın dostumun yaptığı doktor figürü var. Birisi bir çocuk cerrahını temsil ediyor, cam mekanlı. Ötekisi de bir kendi elde yapılan örme bir bebek figürü var, hemşire figürü var. Bu ikisi tabii verilen emek bakımından beni çok cezbediyor. Tabii ki ilk koleksiyon olan o yaşlı doktor figürü de önemli. Çok belki etkilemese de çok ayrıcalığı olan bir koleksiyonda Matruşka doktor koleksiyonu. Başka hiçbir yerde görmedim. Matruşka, bütün ülkelerde matruşka tarzı biblolar görülür ama doktor matruşkayı hiçbir yerde görmedim. Sadece St. Petersburg'da bir kongre için gittiğimde St. Petersburg'dan elime geçen 3 tane doktor matruşka koleksiyonu var ki onlar bu ofiste. Bence onlar çok enteresan. Çünkü örneğini başka hiçbir ülkede, hiçbir başka ülkede görmedim. Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihimize ve Batı kültürüne ait öğelerin bir arada bulunduğu koleksiyon, birbirinden özel ve nadir eserleri içeriyor. Doktor hemşire bibloları arasında her tür ve her malzemeden yapılmış olanlar, yaklaşık 300 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen Osmanlı sünnet kıyafetli çocuk taş baskısıyla, 19. yüzyılda İngiltere'de aşı yapılan çocuklar temalı taş baskı, türlerine ait özel parçalar olarak dikkat çekiyor. Girit ve Atina müzelerinden çeşitli tıp materyalleri ve Hipokrat'ın hasta muayenesinin resmedildiği kabartma replikaları dünyanın pek çok yerinden bir araya getirilmiş özel eserler. Bazı parçalar hakkında bilgi vermek istiyorum size. Bu benim çok yaşamımda kolaylık sağlayan bir parça. Bir Avrupa ülkesinden almıştım. Bu bir kavanoz içinde doktor ve iki tane de enjektör var yanında. Çocuklar muayene sırasında iğne yapılmasından çok korktukları için iğne ve aşıdan ilk başta bunu kendilerine gösterince çok rahatlıyorlar. Bak burada bir doktor vardı çocuklara iğne yapan ama iğneleriyle beraber bu kavanozu hapsettik artık çıkıp çocuklara iğne yapamıyor diyorum. Bunu görünce çok rahatlıyorlar ve ben de işimi daha kolaylıkla yapıyorum. Müzik
Bu da bir büyük bir meyve suyu şişesini metal bir doktor figürüyle birleştirmiş bir parça. Kapağı doktor başı şeklinde ve bu meyve şişesi bir doktor figürü şeklinde bir köşede böyle duruyor. Yani her tür doktor figürünü biriktirdiğim anlamında göstermek istiyorum. Bu Almanya'ya özgü bir parça. Sadece Almanya'da yapılan bir parça. Bu tür ahşaptan yapılmış başka doktor biblolar da var. Bunların özelliği, Almanların bu özelliği, bu ahşaptan yapılmış parçanın altında bir muma benzer bir rezervuar parçası var. Bunun içerisine yandığı zaman kokulu duman çıkartan bir madde konuyor. Almanların bu tür bibloları çok var. Böyle 4-5 örnek var. Bir küçük örnek olarak bunu da göstermek istedim. Eski resimlere ve eski baskılara da özel bir merakım var. Bu genellikle yaklaşık olarak 300 yıllık olduğunu tahmin ettiğim bir baskı. Bu Osmanlı'da sünnet olmuş bir çocuğun taş baskısı figürü. Bu o zamana ait bir sünnet kıyafetiyle sünnet olmuş bir çocuğun Osmanlılar döneminde gösteriliyor. Bu yanında Fransızca olarak L'enfant circumcision diye Fransızca şeyi var. Enteresan bir resim olarak bunu da göstermek istedim. Bu bizim kendi kültürümüze ait parçalar dışında Avrupa kültürüyle ilgili de bazı resimler, taş baskıları var. Bu 19. yüzyıla ait İngiltere'de bir doktorun, bir çocuk doktorun ofisinde çocuklara aşı yapıldığını resmeden bir taş baskı. Orijinaldir. Çocuklarla ilgili ve tıpla ilgili bir şey olması bakımından bunu da ofisimde bir yerde muhafaza ediyorum. Komşu ülke Yunanistan'da bir takım tıpla ilgili eski eserler konusunda bize çok yardımcı olan bir ülke. Girit'e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunları olarak Girit'e yaptığımız bir gezide, Girit'teki önemli bir müzesi var Girit'in. Oranın teşhir mağazasında aldığım o çağlara ait, milattan önceki çağlara ait çeşitli tıp aletlerini gösteren bunların replikalarıdır. Orijinal boyutlarda, orijinal büyüklükte olan bir koleksiyon bu. Replika tabii ki. Bu da Girit'e ait bir anı. Atina'daki ünlü arkeoloji müzesinden elde ettiğim bir parça bu. Bu da Hipokrat'ın hasta tedavisini gösteren bir duvar kabartmasından alınan replikadır. Taşırken de bir hayli yorulduğumu söylemek isterim. Tabii gümrükten geçirirken de bir takım belgeler göstermek zorundasınız. Tarihi bir eser kaçırmadığınızı kanıtlamak için. Ama oradakinin birebir kopyasıdır. Atina Arkeoloji Müzesi'nde Hipokrat'ın ofisinde hasta tedavisiyle ilgili bir görüntü.